Bugün neydi o filmde konuğumuz Serdar Orçin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Serdar Bey. Valla ben konuğumuza güveniyorum. Çok eğlenceli sorular da hazırladık. Eğlenceli bir program olacak gibi geliyor bana. Bence de. Korona günlerinde iyi film izleyebiliyor musunuz? Nasıl durum? Aslında biraz diziye galiba daha bir şey olduk. Bir süre öyle oldu. Çünkü öyle uzun süredir izleyemediğim ve muhabbeti geçen bir sürü şey vardı. Onları izleyemediğim için biraz onları izledim. Film de izledim ama galiba bölüm olduğu için işte takip ediyorsun. O işte ertesi güne kalıyor falan. Ben bir de bu sezonum çok yoğun geçmişti. Oyun sezonu, yani iki tane oyunum vardı. O yüzden böyle pek de sağlıklı bir şey takip edememiştim. Biraz onları daha çok izledim galiba. Filmlerden şimdi bakıyorum. Aa, bu var, bu var, bu var derken liste inanılmaz uzuyor. Neyse şunu bitireyim, ondan sonra bir daha bakarım diye. Çünkü şöyle bir durum var. Aslında hem yeni izlemek istediğim bir sürü film var. Bir de hazır böyle bir zaman varken ya şunu bir daha mı izlesem diye insanın böyle içinin aktığı filmler oluyor ya. Evet. Ya şuna hazır fırsat varken bir daha mı baksam? Ta ne zaman izlemiştim falan diye. Böyle bir kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biz sizi iyi bir sinefil olarak biliyoruz. O yüzden aslında davet etmek istedik. Ben aslında iyi bir izleyiciyimdir. Fena değilimdir yani bu konuda. Şeye kadar kendime bir şey koydum. Benim bir çocuğum oldu. Çocuk olana kadar ve ondan sonraki dönemim diye ikiye ayırdım. Çünkü ondan önce hayat biraz daha benim etrafımda dönüyordu. Dolayısıyla böyle her şeyi yapmak daha kolaydı. Çocuktan sonra biraz sekteye uğramadı değil. Şu an ben ona uymak zorundayım. Şu an bana mesela çizgi filmlerden sorun. Acayip iyiyim yani o konuda. Öyle bir şey mi yapsaydık acaba? Çok güzel olurdu. Olabilir. Larkin? Deacon John Larkin? That's correct for 11 points. Peki biz o zaman size şöyle keyifli bir soruyla başlayalım programa. Ne dersin Burak? Olur. İlk sorumuz aslında biraz böyle birkaç tane filmi hatırlamak üzerine. Bu bizim gelenek haline gelmiş bir sorumuz. Adında bir bitki ya da çiçek geçen kaç film sayabilirsiniz diyoruz. Adında bir bitki olacak. Çiçek de olur başka türlü. Magnolia. Ah, süper. Güzel, çok iyi. Çok güzel başladık. Bitki, güzel. Sarmaşık. Sarmaşık. Süper. Hiç aklıma Gülün adı. Olur mu? Gülün adı. Olur tabii. Olur. Nuri Bilge filmi var. Ha evet doğru ya. Ahlat Ağacı doğru. Evet doğru. Süper. Bir tane de aklımda beliriyor ama şey yapamıyorum. Ne? Bir tane de şey var. Seren Yüce filmi var mesela. Zaten onun iki tane filmi var. Bir tanesi. Neydi? Güne Bakan gibi bir şeydi. Evet. Rüzgarda Sanılan Nilüfer. Doğru. Evet. Peki tamam. Yabancı film biraz daha bulmaya çalışsak. Hayat Ağacı var. Doğru. Ama o sayılmaz. Biz sayarız ya bence. Evet. Tree of Life sayardım ben. Yani nihayetinde. Aslında Gül'ün adını söylediniz. Magnolia. Magnolia söylendi. Tree of Life, Gül'ün adı bunları saydık. Güzel oldu bence. İyi başladık yani şu an. Ben de bir Şener Şen, İlyas Salman filmi ekleyeyim buna. Çiçek Abbas. Evet. Ya bunu nasıl hatırlamam? Tabii ki ya. Çiçek Abbas. Gülüm benim var işte olan. Gülüm benim. Evet. Doğru kabul ediyorum. Doğru. İbo'nun altın yılları. Altın yıllar evet. Şimdi size müthiş bir soru geliyor. Bakalım ne çıkacak. Hangi filmde bir çocuk onu dünyaya getirdikleri için anne ve babasını dava eder? Kefernaum. Oo. Bravo, süper. Harika. Bu kadar hızlı beklemiyordum. Ben de öyle. Ya ben de öyle bir film beklemiyordum da o yüzden yani insanı böyle bu kadar da yani çok beni ezdi o film de o yüzden hala içimde ezik bir şey vardır o filmle ilgili. Yaraladı beni ya, çok yaraladı o film. Değil mi? Yani çok ama biraz da izlemesi zor bir film bu anlamda. Çok zor bir filmdi ama çok iyiydi ya, çok iyiydi yani. 2018 yapımı bir Nadine Labaki filmi. Evet, üzdü beni. Sevdik ama çok üzdü. Bir de hani çocuk sahibi olunca herhalde daha hassas oluyor insan. Kesinlikle öyle bir durum var. Yani tabii ki çocuğu olmayan insan da mutlaka hassasiyet gösterir de yani hele ki çocuğu küçükse bir insanın ne bileyim bir çocuğu o halde görmek falan ama duygusal tarafını bir tarafa bırakırsak buna rağmen o yani sağlamaya çok müsait bir şeyde bile ki tabii ki sağıyor duyguyu ama yine de meseleyi de çok iyi tutmuş. Ben yönetmeni de çok beğendim. İşi çok beğendim. Çok acıttı ama güzeldi. Her şeyiyle çok güzeldi. Harikulade filmdi gerçekten ya. Zaten Lübnan asıllı sanıyorum değil mi? Yani Evet. Başka bir yerde yaşıyor falan. Filistinli bir yönetmen var mesela. O da şahane filmler yapıyor. Elie Süleyman mı? Evet. Mesela Elie Süleyman. Yani ama o ülkesi yani o da hani
dünyalı biri olmuş. Fakat yani çok tatlı bir damar yakalamış o da. Yani gerçi iki tane filmini izledim. Bilmiyorum başka filmi var mı ama çok tatlı bir dili var. Sevdim. Son filmiyle çok güzel. Çok eğlenceli. Peki çok iyi bir cevaptı. Bakalım üçüncü sorumuzda ne var? üçüncü sorumuz gelsin o zaman. Şimdi üç tane kavram sıralayacağım. Bu kavramların hepsi tek bir filme ait. Hangi filmi çağrıştırıyor size bu kavramlar diye soruyoruz. Klasik müzik, kıskançlık ve zehir kavramları size hangi filmi çağrıştırmaktadır? Klasik müzik, kıskançlık ve zehir. Bir rekabet öyküsü. Mozart ve Salieri. Evet. Mozart ve Salieri hikayesi. En olan bu. Filmin adını hatırlayabilir miyiz? Miloš Forman filmi. Amadeus. Amadeus. Evet, bravo. Evet. 1984. Üzerinden de bayağı zaman geçti. 84. Ya, bayağı zaman geçti. Afişi de çok ama onun zihinlere kazınmış bir afiştir. Zeki Demirkubuz'un doğrudan uyarlama olan tek filmi. Kıskanmak. Kıskanmak. Evet. Bir de içindeydiniz galiba değil mi? Evet, bir sahne oynadım. Zaten senin yeğeniniz Halit Bey'in hemşerisisiniz değil mi efendim? Orada yani kendimizce bir göndermesi de vardı. Orada savcıyı oynadım ben. Kadını sorgulayan yani böyle yazgıdaki o savcıyla olan sahnede işte kendi içinde minik bir çengel gibi bir şeydi o. Bu sefer savcıyı ben oynuyordum. Şeyi hatırlıyor musunuz kimden uyarlandığını? Tabii ki Nihat Sırrı Örik. Ben Nahit onun şeyini oynadım. Abdülhamit Düşerken filminde Mustafa Kemal oynadım ben orada. Kolası Mustafa Kemal. O zaman iki Nihat Sırrı Örik uyarlamasında da varsın. Evet. Çok evet. Birinde de Mustafa Kemal oynadım ve ilk diyorum çünkü sonra bir de sahnede de oynadım Mustafa Kemal. Benim için tabii ki unutulmaz iki tane. Zor da olmalı tabii bir yandan. Tabii ki. Ve hayatımda ilk kez Tarık Akan'la sahne çektim ben hayatımda ilk defa. Benim aslında sinemada oynadığım yani bir rol diyebilir miyiz? Onu işte ama sahne birkaç sahne 6-7 sahnem vardı. O sahnelerden biri Tarık Akan'laydı ve ben daha henüz öyle çok fazla oyuncuyla bir araya gelmiş bir insan değildim henüz. Yani az önce televizyonda gördüğünüz ve çok büyük hayran olduğunuz birini karşınıza gören insandım daha hala. Ve Tarık Akan bana replik veriyor, ben ona bakıyorum böyle hayranlık. Çok acayipti. Shakespeare uyarlaması kaç film sayabilirsiniz? Aslında birçok sayabilirim. En son Anthony Hopkins'in oynadığı Kral Lear var. Onu evet, da bir uyarlama diyebiliriz çünkü çağdaş bir yorumla çekildi. Çılgın tasarımcı kadının çektiği Fırtına filmi o da inanılmaz bir şeydir. Aslında filmin Kaliban diye de çekmiş olabilir ama Fırtına film yani Fırtına oyununu çekti. Kaliban mıydı acaba? Şimdi mesela kadının adını da hatırlamaya çalışıyorum. Macbeth çekildi ve evet, işte kadınımız neydi? Çok iyi, çok iyiydi bu arada. Marion Cotillard. Cotillard oynadı. Sahaneydi. Bir başka üçüncü Richard var. Yine İkinci Dünya Savaşı'nda geçiyormuş gibi çekilmiştir. Ve olağanüstü bir filmdir. Meşhur Bir Ata Krallığım repliğini bir... Yani araba vardır etrafta ve araba bulamadığı için Bir Ata Krallığım o lafı orada söylediğinde inanılmaz bir hal alır. DiCaprio'lu var. DiCaprio'lu Romeo Juliet var. Evet, evet doğru. Hı-hı. Kenneth Branagh'lı Hamlet var. Hamlet var. Mel Gibson'lı Hamlet var. Bir de o vardı. İngiltere'de çekilmiş en eski siyah beyaz versiyonlarından sonra belki de ilk deneyen Mel Gibson bile olmuş olabilir. Akira Kurosawa'nın Lear uyarlaması var. Bir Ram. Değil mi? Evet. Bayağı saydık. Güzel oldu. Peki Shakespeare'i sinemada gördüğünüzde nasıl hissediyorsunuz? Ya biz tabii biz tiyatrocular seviyoruz yani her türlüsünü, iyisini kötüsünü her türlü seviyoruz. Çünkü şimdi o replikleri her seferinde yeniden bir daha kim nasıl algılamış olsun yeniden bir kez daha duymak bizim hoşumuza gider. Yani ben seviyorum. Mesela son Macbeth'in bazı bölümlerini hiç sevmedim ama oturur bir daha izlerim. Sorun değil yani. Peki çok iyi gidiyoruz sevgili Serdar Orçin. Yeşilçam. Tosun Paşa'da Tellioğulları ve Seferoğulları ne uğruna kavga ederler? Tabii ki Yeşil Vadi için kavga ederler. Evet, bravo. Yeşil Vadi bizimdir. Kesinlikle. Çok iyi. Yani... hadi bakalım iş başına. Topraklarımızı çitle çevirelim. Yavaş olun Tellioğulları. Yeşil Vadi'ye biraz erken sahip çıkmadınız mı? Bunu bilmek de aslında o kadar kolay değil. Akılda kalmıyor.
Şöyle söyleyeyim, benim hayatımda böyle şey gibidir. Gündelik böyle esprilerden biridir. Yeşil Vadi bizimdir o zaman falan diye böyle. Kemal Sunal'ın bazı replikleri, Şener Şen'in bazı replikleri yani bizim tayfada çok çok meşhurdur. Kumandanım repliği bizim için çok meşhurdur. Ben senin kumandanın değil miyim evladım? Evet ama sen söyledin parolasız kumandanı bile bırakma diye. Biz bu kapanı niye kurduk? İşte Gulyabani'yi yakalamak için. Kimi yakaladık? O zaman Gulyabani sensin. Biz bu kapanları niye kurduk? Niye kurduk? Gulyabani'yi yakalamak için. Yakalamak için. Peki kim yakalandı? Ben. Evet sen. O halde? Kumandanım. Efendim yavrum. Bu vaziyete göre Gulyabani sensin. Siz bayağı Yeşilçam seversiniz o zaman. Ben severim. Hele işte Şener Şen'li birçok benim jenerasyonum herhalde ezbere biliriz yani. Bir Nuri Bilge Ceylan sorusu soracağım. Oo. Nuri Bilge Ceylan'ın süresi en uzun filmi hangisidir diye soruyorum. Bir tahmin yürütme sorusu. Genelde bu soruyu sorduğumuz insanlar iki film arasında gidip geliyor. Ben de şu anda ya Bir Zamanlar Anadolu'da ya Kış Uykusu. Galiba Bir Zamanlar Anadolu'da daha uzun gibi şu an hissettim. Hissiyatı uzun olabilir mi acaba? Kendisi? Ha hissedilen uzun. Kış Uykusu mu daha uzun? Evet Kış Uykusu daha uzun. Evet. 3 saat 16 dakikaymış Kış Uykusu. Hı-hı. Çok iyiymiş. Bu arada Ahlat Ağacı ikinci uzunlukta. O da 3 saat 8 dakika. Bir Zamanlar Anadolu ile ilgili mesela benim süreyle ilgili hiçbir sıkıntım olmamıştı. Yani hiç umurumda olmamıştı. Gerçi Kış Uykusu için de öyle ama Ahlat Ağacı biraz hissettirmişti bana uzunluğunu. Başrolünde koku alma yeteneği çok güçlü bir gümrük memurunun olduğu bir İsveç filmi. Sınır. Sınır. Evet, bravo. Olmayacak cevap. Çok iyi. Olmayacak bir evet, çok iyi. Border. Çok kolay bir ilerdendi. Son zamanların çok iyilerindendi. O yüzden yani müthişti. O filmi şimdi muhtemelen bizi izleyenler çok bilmiyorlardır. Buradan önerelim. Ama korona günlerinde gider mi bilmiyorum. Vallahi her türlü gider bence. Yani böyle farklı türde bir şey. Yani mesela bunu konuşmak için bile izlemek lazım bence. Mesela ne bu filmin türü ne yani nasıl bir şey bu falan diye hani sohbet edilesi bir film üzerine. Evet, çok tuhaf bir film ama insana da bu da çok dokunan bir film değil mi? Yalnızlık. Çok iyi. Yani bir sürü bir şeyi bir arada taşıyor. Yani hani fantastik ögeleri kullanıp bir taraftan hani mitolojik bir hikayeyi de içinde taşıyıp bir taraftan da hani bugünün hani sistemin içine onu sokup hem de dramatik bir şekilde sokup sonra sana o mitolojik şeyi inandırıp olabileceğine ya bir sürü şey vardı ve çok iyiydi. Bence de üzerine konuşulmalı yani. Hangi filmin kahramanı? Büyüdükçe küçülür. Brad Pitt ne? Evet, evet o. Brad Pitt'li olan evet doğru. Uzun ve tuhaf bir isim var onunla. Benjamin Button, evet. Evet, Benjamin Button. Hatta böyle daha uzun aslında bu filmin adı. Benjamin Button'ın tuhaf hikayesi. Tuhaf hikayesi, evet. Benjamin Button. Tabii ki. Yani hani benim fikrim Fincher'ın öyle çok iyi bir filmi değil ama çok hatırlanan bir film oldu tabii Brad Pitt. Kesinlikle tabii ki. Bazen çarpıcıydı yani o sırada çarpıcı gelmişti gerçekten iyiydi. Evet Brad Pitt tabii biraz yani aura dediğimizde biraz bu konuda iyi galiba. Değil mi? Çok iyi yani haksızlık derecesinde yani bir insan hem bu kadar yakışıklı olup hem bu kadar iyi bir oyuncu olması yani olmaz yani. Bizim programda bu arada mütemadiyen Brad Pitt övülüyor yani farkındayım ben de bunu. 3-5 bölümde Brad Pitt övüyoruz sürekli. Çok iyi. Ama çok iyi değil mi? Popcorn filmler yapması böyle çığlıklar atarak böyle galalar yapması falan beklenir yani. Ama öyle adam her bir film... Arada yaptığı yani, oluyor ama. Nerede? Ya tabii ki oluyor. O bile bir şey yani ama hani bayağı 5-6 karakter sayabiliriz yani oynadığı. Birbirinden gerçekten farklı. Ben beğenerek izliyorum kendisini. Is there no one else? Stay here. I'll be back. Evet, şimdi yeni bir kategoriye geçiyoruz. Bu replik kategorisi. Replik okuyacağız ama replikler zor olduğu için çoktan seçmeli yaptık bunu. Filmlerin replikleriniz de var. İlk repliğimiz geliyor. Resminle benim aramdaki bir durum. Seni ilgilendirmez diyor karakter. Sevmek zamanı. Şıklara bile gerek kalmadı. Muhteşem. Çok güzel. Metin Erksan seviyoruz. Sevdiğimiz bir film mi?
Sevmek zamanını ilk izlediğiniz zamanı hatırlıyor musunuz? Nasıl hissetmiştiniz? Aslında şöyle, hatırlıyorum ve hiçbir şey anlamamıştım. Çünkü o zamanlar daha oyunculukla ilgili bir olayım yoktu. Yani konuyu bilmiyordum yani. Ve son derece sıkıcı bir şey gibi hatırlıyorum. Fakat sonra Sevmek Zamanı, Sevmek ismini bile bilmiyorum aslında filmin. Ya öyle bir filmin var olduğundan haberdarım sadece. Sonra izleyince ne olduğunu anladım. Sonra işte yönetmenini tanıyınca, işte oyuncularını tanıyınca mevzuyu biraz uyandıktan sonra aslında anladım. Çünkü ne bileyim yani Türk filmi diye izlediğimiz bir format vardı bizim bildiğimiz o klasik Yeşilçam filmleri. Hani bunun dışında bir şey öyle kolay kabul edilebilir bir şey değildi. Ben sonradan değerini anlamışlardım yani. Bir de çok tuhaf bir meselesi var değil mi? Yani resme aşık olmak. Hani sinema sever bir genç bunu izlediği zaman ne oluyoruz ya bu ne diyor muhtemelen. O tarihler falan. Ya 1965. Yani zamanının biraz ilerisinde bir film. Kesinlikle. Ve Türk sinemasında da örneği olmayan bir film olarak hala belki yok. Sadece bir kere seni seviyorum der misin? Seni seviyorum de. Seni seviyorum de lan. Veriyorum şıkları. Güneşin oğlu olabilir mi? Ben şıkları vereyim. Çok iyi gidiyoruz aslında. Bir dakika ben araya gireyim. Olabilir. Olabilir. Ama şıkları da veririm. İtirazım var. Sen aydınlatırsın geceyi. Polis. Polis. Polis evet. Bir dakika burada araya gireceğim. Güneşin oğlu da doğru. Polis doğru cevap ama Güneşin oğlu da doğru cevap aslında. Çünkü her iki filmde de Özgün Emal ve Haluk Bilginer arasında bu diyalog geçiyormuş. Sonradan baktım ben. Tamam. İki filmde de aynı diyalog geçiyor. Müthiş yani. Çok iyi cevap. O zaman polis hem Güneşin oğlu. Hem polis hem Güneşin oğlu evet. Bir kere. Tek bir kere seni seviyorum der misin? Seni seviyorum de. Seni seviyorum de lan. Bir kere. Sadece bir kere seni seviyorum der misin? Seni seviyorum de. Seni seviyorum de lan. Ya Onur Ünlü tuhaf bir yönetmen olduğu için iki filmde de geçmesi normal böyle bir şey. Çok normal aynen. O anı bile, oynadığı anı bile hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Çünkü o repliğin girişi ve sonunda seni seviyorum der lan dediği anı çok iyi hatırlıyorum. Onur Ünlü sinemasına karşı ne hissediyorsunuz? Ben Onur Ünlü sineması sevenlerdenim. Çünkü öyle bir ayrım var değil mi? Var var. O yüzden söyledim. Ya ben şöyle düşünüyorum. O kadar da sevmediğim filmleri de var Onur'un. Ama ben şu kategoride görüyorum Onur'u. Yani herkes yazıyor ya işte bu bir bilmem kim filmidir. Bu işte Mehmet bilmem ne filmidir. Bence bu yazıyı hak eden bir yönetmen. Çünkü bir Onur Ünlü filmi izlediğinizde bu bir Onur Ünlü dersiniz. Bu da kolay bir iş değil. Zekasıyla yani gerçekten hayran bırakıyor. Ne bileyim bakış açısı verebiliyor. Sen Aydınlatırsın Geceyi bence Türk sinemasının aydınlık filmlerinden biridir. İnanılmaz bir film o. Evet. Ben seviyorum Onur'u. Yani sinemasını. Bir filminde oynadım. İtirazım vardı. Bir de ondan sonra yolculuğumuz oldu. Beş Kardeş dizisinde beraber çalıştık sonra bir de. Fakat bir türlü tutunamadık oralarda. Yani bizim için çok inanılmaz bir şey. Yani en azından kendi adıma konuşayım. Yani öyle bir iş tutamıyorsa artık yani televizyonda ne yapalım yani falan olmuş. Lo pronuncio correttamente? Sì, corretto. Gurlami. Gurlami. Peki şimdi yeni bir kategoriye geliyoruz. Orijinal adını bilmenizi istiyoruz. Türkçesini söyleyeceğiz bazı filmlerin. Biliyorsunuz bizim Türkçe'ye bazı yabancı filmler çok tuhaf çevriliyor. Evet. Olmayacak çevirileri var. Burada amacımız bilmekten çok onu tahmin etmeye çalışmak. Çünkü gerçekten tuhaf çeviriler. Sert tamam. İlkiyle başlıyorum. Sil baştan. Spotless Mind la bitiyor da neyle başlıyordu? Eternal Sunshine. Evet bravo. Spotless Mind. Evet. Bunu ama galiba hatırladınız sil baştan diye Türkçeleştirdim. Yine de mantıklı bir çeviri bu biraz değil mi? Çünkü hani hafıza sildirme. Evet yani ama minik de bir yorum da taşıyor tabii içinde. Evet buradan çok iyi çıktık. Şimdi daha mı zor Burak? Bence kolay. Bu da hatırlanabilir gibi geliyor bana. İkinci orijinal adı kategorisi sorumuz da şu. Evet. Sevginin Gücü olarak çevrilmiş film soruyoruz. Sevginin Gücü. Ama asıl adının bununla pek ilgisi olmadığını söyleyeyim. Hiçbir ilgisi yok diyebiliriz hatta. Bir karakterin ismi zaten. Böyle tek kelimelik bir film. Leon. Evet Leon. Sevginin Gücü diye mi çevrildi bizde? Evet öyle çevrilmiş bizde. Yok sevginin artık. Ben bunu bilmiyordum. Şu an öğrendim diyebilirim yani. Sinemanın içinde bir insan olarak bu çevirileri nasıl buluyorsunuz? Yani neden böyle çeviriler yapıyor? Yapımcı mantığı mı? Kesinlikle yapımcı mantığı. Bazen doğru olabilir. Yani çünkü
Türkiye'de öyle bir durum var. İsimle bazı şeyler değişebilir. Bizde mesela bunun konusu en çok geçen Engin Günaydın'ın Vavyen filmi üzerine çok muhabbeti geçmiştir. Mesela o sırada inanılmaz meşhur iki başrol oyuncusu olarak başrolünü oynadıkları, kendi yazdığı, çok meşhur iki yönetmenin çektiği falan filan olup buna rağmen izlenememesinin nedeni olarak yorumlanmıştı mesela bu. Hani o Vavyen değil de Üsküdar'a gider iken olsaydı mesela o filmin adı, acaba aynı skor mu olurdu diye konuşuldu. Olabilir. Ama bu kadar da kötü olsun mu onu konuşalım tabii. Acaba Sevginin Gücü daha mı iş yapmıştır Leon ismine göre Türkiye'de, merak ediyorum. Ben mesela o yani neye göre öyle koyduklarını bir konuşmam, anlamam lazım ki ona göre bir yorum yapayım. Yani, kaleşleri seviyor ya adam falan, bilemiyorum. Bilemedim onu ya, o çok şey gel, iyi gelmedi bana yani. Hani hiçbir fikir yürütemedim, şundan dolayı öyle koymuşlardır hani. Evet. Acaba bu hangi filmin afişi olabilir? Bu film için özel olarak yapılmış bir afiş bu. Neler var? Bir silah var. Evet. Golf sopası, kanlı bir beyaz polo tişört, eldiven, yumurtalar. Funny Games. Evet. Evet, evet, Funny Games. Funny Games. Funny Games. Funny Games. Hatırladınız mı? Evet. Harikasınız. Golf sopası biraz orada. Bir de tişört tabii, beyaz. Evet, beyazlar ve o çocuklar, evet. Sever miyiz filmi ve Haneke? Çok severiz. Haneke çok severim. Beni böyle tartıştıran, böyle kafada yeni şeyler açan yönetmenlerimden biridir Haneke. Yani aynı filmi birkaç kere izleyebileceğim yönetmenlerden biridir. Funny Games'i filmografisinde nereye koyarsınız? En sevdikleriniz arasında mı, yoksa başka filmler öne geçer mi? Vallahi şey öne geçebilir bence. Yani mesela kaç sayabilirim onu bilmiyorum ama ben galiba Beyaz Bant'ı çok seviyorum. Beyaz Bant'ı seviyorsun. Son zamanlarda o Amor, o da beni çok yaralamıştı. İlk ikim, üçüm olabilir bunlar. Yedinci kıta. Herkes de hani herkenin o ilk dönemini bilmez bu arada. Aa, severim ben. Şöyle, ya didişebileceğin filmler olduğu için yani hani böyle izleyip de oh ne güzel falan deyip hani kapatamıyorsun ya bazı filmleri. Evet. O öyle bir şeylerden ya da ne bileyim hani Kurdum Günü de biraz öyle olabilir. Uğraşırsın falan, hani bir konuşalım mı sen ne hissettin falan diyebileceğin işler vardır ya. Onlardan olduğu için yani seviyorum ben. İşte Beyaz Bant da öyle. Böyle bazı kavramları sana böyle gözüne sokmadan böyle tartıştırabiliyor falan ya da ne bileyim bir hatırlatabiliyor. Peki ikinci afişe bakalım. Helikopterler. Bir savaş filmi. Savaş. Evet. Çekimleri çok uzun ve sorunlu geçen bir savaş filmi. Büyük bir yönetmen. Bir Francis Ford Coppola filmi. Apocalypse Now. Apocalypse Now. Apocalypse ne? Now. Neyse. Sonu Now. Apocalypse Now. Ben hem filmini çok severim hem de yani uyarlama bir kitaptır o. Kitaptan uyarlanmış film. O kitabını da bu film yüzünden sayesinde ya da okumuştum. Çok çok güzeldi. Hatta onun sonra uzatılmış versiyonları değil mi? Sonra yakın zamanda vizyona girdi değil mi Burak? Ben yanılıyor muyum? Daha... Evet, yakın zamanda. Birkaç ay evvel. Geçen sene vizyona girdi. Bir daha bir dijitalize ettiler filmi. Başka sinemada vizyona girdi sanırım. Cerca uno che parla tedesco, spiega tutte le regole del campo. Che sei tedesco? No. Alles Herren, ich sage das nur einmal. Comincia il gioco, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Bu sahne hangi filmden olabilir? Hayat güzeldir. Evet, doğrudan bir. Evet. Harika sahne. Harika, çok komik bir sahne ama çok aynı zamanda trajik. Evet ama mükemmel bir sahne. Çocuğuna yani şeyden subayın söylediklerini güya çeviriyormuş gibi yapıp aslında oyunun kurallarını anlatıyormuş gibi yapar. Gerçekten gülsek mi, üzülsek mi? Evet. Öyle filmlerden bu da. Bunlar beni daha çok yaralıyor. Yani siz bugün yaralıyor lafını çok kullandınız bazı filmlerle ilgili. Böyle olduğunda insan gerçekten ne yapacağını bilemiyor ve o filmle özel bir ilişki geliştiriyor. Bazen de ikinci kez izlemek istemiyor. Öyle aynen.
Şimdi izlediğiniz sahne buyurun hangi filmden olabilir? Bakıyoruz. Sivas. Sivas. Bravo. Harika. Kim yönetmen? Bizim deli. Kaan Müjdeci delisi tabii ki. Hı-hı. Kaan Müjdeci sonuçta Almanya'da yaşayan bir insan. Bunu hayalini kurması, yani ilk filminin bu olması bile çok enteresan değil mi? Yani birdenbire gelip Sivas'ta bir de neredeyse hiç oyuncu kullanmadan ve bir çocuk oyuncudan şaheser çıkartıp böyle bir film ortaya koyması bence takdire şayan bir şey. Bir çocukla, köpekle, köpeklerle çalışıyorsun. Nereden bakarsan zor. İlk filminiz. Çok zor. İnanılmaz bir şey. Bir çocukla ama o çocuktan o performansı çıkarmak, ya bilmiyorum, Yılmaz Güney gibi yapmadıysa o çocuk da bir şey yani, profesyonel oyuncu yani, mükemmel yani. Sonuçta çok iyi film. Yeni filminde merakla bekliyoruz. İsmi bile meraklandırıyor. Iguana Tokyo ismi, ikinci filmin ismi. Sorularımızın sonuna geldik. Evet, bütün kategorilerimizi bitirdik. Bir küçük değerlendirme yapalım mı? Yapalım. Küçük, ufak. Serdar Orçin sahnelerde ve repliklerde müthiş. Orijinal adı da büyük ölçüde gayet iyi. Genelde filmlerin çoğunu izlemiş durumda. Bir tek afişlerde böyle birazcık sallandı, sarsıldı. Biraz orada sallandık ama ve geliyoruz. Nereye geliyoruz Burak? Nereye geliyoruz? Benim en çok keyif aldığım tarafa geliyoruz. Serdar Bey'den bize bir soru sormasını rica ediyoruz. Bize neydi o film dedirtmeye çalışsın istiyoruz. Ooo güzel. Evet, bakalım ne çıkacak. Zamanımız var. Bilemezsin. Ama bu haksızlık. Hangi filmde bir baba kızıyla iletişime geçmek için maymuna döner? Gerçek anlamda mı maymuna dönüyor? Yani yok, biraz abarttım. Ama Tony yani... Erdman. Tony Erdman diyorum. Çok iyisin ya Burak. Hay Allah. Bu arada... Heyecanlanmıştım belki ama ben biraz iyi ipuçlu bir soru sordum. Evet, o yani maymuna dönme meselesi işte tam değil ama işte kostüm üzerinden dönüşme meselesi güzel gayet. Hatta biz bunu soralım diye düşündüğümüz sorular da arasındaydı. İyi ki sormadın. Öyle mi? Hemen bilecekmişsiniz. Sevdiğimiz filmdir Tony Erdman. Ben de çok sevmiştim. Aklıma ilk o geldi. Niyeyse. Güzel soruydu değil mi? Bildiğimiz için bence çok de. Tabii. Evet, Serdar Öçin çok teşekkür ediyoruz. Buradan gayet gururlu bir sinefil olarak çıktığını düşünüyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Vallahi bugünlerde en eğlenceli şeylerden biri oldu. Elinize sağlık. Katıldığınız için size tekrar teşekkür ediyorum ve korona günlerinde güzel filmler, diziler diliyorum. Hepimiz için diliyorum ben de. Sağlık diliyorum. Çok teşekkür. Teşekkürler, görüşürüz. Görüşmek üzere. Papa!